efendim, hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir sabah Ebru'da, burada her zaman olduğu gibi. Efendim günaydınlar, Capcağlı Doktor'uyuz. Salı sabahındayız, 25 Ekim sabahındayız. Güzel bir gün olsun hepimiz. İçin efendim. Evet, için. Buyurunuz. 0-534-263-4372 WhatsApp hattımız. Ay. Tüm görüntülerinizi, duygu düşüncelerinizi bizlerle paylaşmak için bizden size uzanan harika bir yoldur. Efendim, çok güzel konuştunuz yine Ebru Hanım. Bugün önemli bir gün, güneş tutulması varmış. Aman dikkat edelim diyorlar. Güneşe bakmayın detaylıca, diyorlar. Güneşi bulursak tabii. Ama şey, bizim memlekette var olacak ya galiba ufak, evet, bir yerlerde. Neyse, konuşuruz. Mu? Peki ne olacak bugün, konuşalım. İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu. Acayip zengin, yani acayip ötesi, öyle söyleyeyim. Niye sterlin sterlin milyon milyon ve İngiltere tarihinin en zengin başbakanı. Evet. Aha da bu şahıs, evet, zaten eskinin maliye bakanıydı. Bakalım İngiltere para politikalarında nasıl bir yol alınacak, hep beraber görecük. Evet, oldukça mutlu görünüyorlar. Ve 43 yıllık suskunluk bitti. Nerede efendim? İran'da iç savaşın ayak sesleri duyuldu adeta. Ahlak polislerinin vicdansızca katlettikleri kervanına 17 yaşında bir genç kız daha eklendi maalesef. Bir kez daha söz bitti, gözyaşları konuştu, işte görüntüler geliyor ekrana. Evet, gelelim memlekete. 3 yıllık eşinden trafikte şiddet gördüğü iddia edildi ve şikayetçi olmadığı iddia edilmişti. Dün bir görgü tanığı bütün ayrıntılarıyla olan biteni anlattı. Şimdi ne olacak? Gerçekten ortada bir şiddet var mı yok mu? Ebru Şahlı'dan bir açıklama gelir mi gelmez mi? Bunu da konuşuruz. Evet. Taciz şüphelisini öldüresiye bir meydan dayağı var efendim şimdilik görüntülerde. İş yerini bastılar, dışarı çıkarıp darp ettiler. Yetmedi, meydan dayağı nasıl son buldu? Taciz şüphelisine acaba ne oldu? Az sonra hepsine bakacağız. Ve bir doktordan rapor skandalı. İstirahat raporu istiyor hasta, doktorun verdiği yanıt şaşkına çeviriyor. O sırada bir de gizli kamera açık. Acaba doktorla o hasta arasında nasıl bir diyalog dönüyor? Duygusal mı değil mi? Bunlara konuşalım. Konuşalım. Evet. İki kadın boş yer kavgasına tutuştular efendim. Tıklım tıklım bir minibüste, metrobüste kimse onları ayıramadı. İşte o sözler, o konuşmalar ve görüntüler az sonra sizlerle. Evet, bütün bunları konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Şu güneş tutulmasına bahis açalım mı? Ne dersin? Açalım, açalım. Ne zaman, saat kaçta tüm dünyada olacak ama ağırlıklı olarak mesela Avrupa, İzlanda, Kuzey, Doğu, tabii, Afrika, Orta Doğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den görülüyor. Türkiye. Memleketin belli bir bölümünden de öyle, her, evet, yerinden değil. Şehir merkezlerinden uzak, evet, yerlerde izlenebilir. Parçalı biz de görecekmişiz aslında bir noktada. Murat. Yani çok da bakmamak lazım derler, ha, mesela. 12.40 ile 15.05 saatler başlangıç arasında. Başlangıç tarihi de aslında 11.55 civarında. 12.40'da artık zirveye gidiyor. Gidiyor. 13 civarında da tam bir zirve. Hı-hı. 3'e 4'e kadar devam eden bir süreç. Evet. Uzmanlar güneşe direkt bakılmaması konusunda efendim uyardılar. Evet. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi güneşin yaklaşık %50'si kapanacak ve geri kalan ışık göz için doğrudan zararlı uyarısında bulundu. Özel güneş filtreleri veya tutulma gözlükleriyle daha önceki güneş tutulmalarından, değil mi? Olabilir. 12 Temmuz'da olmuş, 99'da mesela, evet, ben Harput'taydım. Elazığ'da, aynen, ve izledim bizzat, yani orada çünkü Amerika'dan oradan buradan birçok turist de gelmişti. Hı hı. Akabinde bol bol deprem oldu. Bu da onun bir yansıması olabilir mi olamaz mı gökyüzü bilimciler söylüyor. Aman yer hareketlerine, evet, aman, dikkat olsun, edin diye. Uzak olsun. Her tutulmanın, her işte yok ayın kapanmasının, açılmasının yeryüzüne böylesine etkileri olduğu bilimsel, tabii, olarak kanıtlanmış bir durum, tabii, olmadığı gökyüzünde için. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde onlar oluyor. Aynen, güzel, öyle. Ebru kardeşimiz. Bir taraftan da tabii içimizdeki duygusallığı bir böyle bir yeniden bir, öyle, yeni mi, oluşumlar, yeni bilmem oluşumlar neler var. Bir de 8 Kasım'da ay tutulması da var. Hepsi bak, bir tutulma tutulma şey geldi. Yok. Bütün tutulmalara hakimsin. Gökyüzü ben severim, gökyüzü. Seviyorsun. Tabii. O tutulmalarda ne oluyor? Eskide bıraktıkların geride kalıyor. Yeniler için güzel kapılar mı açılıyor? Belki eskiler geri geliyor. Ha bak. Bak da, senin çok için olabilir. Ben de. Sen soruyordun çünkü ne zaman bak, gelirler acaba diye. Evet. Eskiler, yeniler, bütün bunlar hepsi olacak. Vay vay. Şimdi bu konuya sen de biraz bugün girelim istersen. Evet. Çünkü ha, bu konu var bakıyorum ki. Aşk her şeyi affeder mi diye bir şey ya var. Evet, sana soracağım o soruyu ya, ben. Yılların sorusudur o da. Evet, güneş hayırlı uğurlu olsun hepimize, efendim, vatana, millete, dünyaya. Bakalım nasıl bir sonuç getirecek. Evet, çok güzel görüntüler dünya gerçekten. Buradan bakmakta fayda var yalnız. Tabii tabii. Mümkün mertebe. Aynen. Şimdi Ankara'ya geçelim. Öyle bir anlık yine bir hezeyanın vermiş olduğu feci bir sonuç var feci ki. Feci ötesi yani. Hani trafik desen değil. Bayağı köy yolunda, Çeşme'de olan şeyler neden? Yani. Neden? Ankara'da köy çeşmesinden su dolduran iki kardeş yol tartışmasının kurbanı oldular maalesef. Ne oldu, neden oldu, öfke neden bir anda bu noktaya geldi efendim, bakın. Köy çeşmesinden su doldurmaya gidiyorlar.
Sudan bir sebeple canlarından oldular. Yol verme tartışmasına tutuştukları 66 yaşındaki adamın kurşunlarıyla aynı araçtaki iki kardeş de can verdi. Yolda bir traktörle yol verme, verdin vermedin meselesi doğuyor. Orada bir nizalaşma oluyor. Korkunç olayın adresi Ankara Mamak'tı. Hacı ve Ahmet Sırakaya kardeşler işte bu çeşmeden su dolduruyordu. İddiaya göre araçlarını böyle park etmiş ve yoldaki geçişi engellemişlerdi. Arkadan gelen ve içinde dedeyle torunun bulunduğu traktör yoldan geçemeyince onlar arasında bir tartışma yaşandı. Münakaşayı oradaki komşular ayırıyor. Ama tartışma bitmedi. 66 yaşındaki zanlı traktörden elinde silahla geri döndü. Herkes yoluna giderken katil zanlısı şahıs traktörün altındaki silahını gidiyor alıyor. İki kardeşe göğsünden sıkıyor. Olduğu yerde zaten vefat ediyorlar kan kaybından. 56 yaşındaki emekli polis Ahmet Sırakaya ile 48 yaşındaki kardeşi Hacı Sırakaya olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Üstelik yaşlı adamın kavga sırasında yanında olan torunu da silahından çıkan kurşunlarla yaralanmıştı. Öfkesiyle iki kardeşin katili olan zanlı silahıyla jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken hayatını kaybeden iki kardeş Tokat'tan uğurlandılar son yolculuklarına. Cenazeleri teslim alırken yakınları sinir krizi geçirdi. Vay be, ya bayağı bildiğin köy çeşmesi. Ya dönüm dönüm arazinin içinde sadece bir köy çeşmesi. Hemen oraya arabayı koymuşlar, traktör de oradan geçemiyor diye bir kavga gürültü. Bir de o dede torununa da kurşun sekiyor yani dedenin attığı İster o tüfekten istemez. Yani artık bu nasıl bir şiddet ve iki kişi o sırada ölüyor yani. Su yoluna gitti derler ya yani hikaye tam olarak o yani kabul edilebilir tarafı gerçekten hani yok orada yani, bir trafikte değilsin E5 karayolunda yani nerede olursan ol kabul edilebilir bir tarafı yok ama ya iki tane aracın durduğu bomboş bir yolda sen neyi paylaşamadın? İşte. Hangi suyu paylaşamadın? Hangi taşı toprağı paylaşamadın? Kaldı ki sen dede 67 yaşındasın. Yanında torunun var, ana baba oğlan vermiş sana onu, güvenmiş, gezdiriyorsun çocuğuna örnek olmak için değil mi? Sen silahı oradan çıkartıp nereye gittiğini bilmeden o iki kardeşten ne istedin kalbine hedef almış. Tabii orada anında kan kaybından vermişler. Hayatını kaybeden iki tane. Yani Allah hepsi, rahmet eylesin. Allah rahmet çocuğa da bir şey olabilir, çocuk da yaralanmış. Tabii canım, yani olması canım, yani. Yaşadığı travma zaten adı hesabı olmayan bir şey. Çok, evet. Çok üzücü, çok. Allah'tan rahmet dileyelim. Allah rahmet eylesin. Şimdi İstanbul'da Beyoğlu'nda bir barda taşkınlık yapan gençlerden bahsedeceğiz. Çünkü bodyguardlar tarafından tartışılıyor. İşte dayak atılıyor daha doğrusu. Dışarı atılıyorlar. Sonrasında da yaşananlar tabii ki korkunç. Ortalık bir anda yani bir anda savaş alanına dönüyor. Beyoğlu'ndayız. Birkaç kişi buraya geliyor eğlenmeye. Barda taşkınlık yapınca bodyguardlardan sopalı sandalyeli dayak yediler. Mekana kurşun yağdırıp intikam aldılar. Burada biz de vardık, bize de mermi gelebilirdi. Müşterilerimiz vardı, müşterilerimiz korktu. 3 kişilik grup dün gece saatlerinde Beyoğlu Asmalı Mescid'deki bu bara eğlenmeye geldi. Gece güzel başladı ama ilerleyen saatlerde mekan çalışanlarıyla aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre mekan çalışanları o 3 kişiyi tekme tokat döverek dışarı attı. Bir anda burası ana baba günü oldu. Aşağı doğru kavga büyüyor. Barda başlayan kavga Beyoğlu'nun arka sokaklarında da sürdü. Bodyguardların elinden kurtulan gençler arkadaşlarını aradı. Adeta destek kuvvet çağırdı. Önce iki tur atıyor burada. Dayak yiyen grubun çağırdığı o kişinin belinde silah vardı. Barın önüne geldi, birkaç adım attı. Soğukkanlı bir şekilde belinden silahını çıkardı. Arkadaşlarını döven gruba kurşun yağdırdı. Ayaklarını sıkıp gidiyor. Müşteriler korkup kaçtılar. O dehşet anlarında iki kişi yaralanırken silahlı saldırgan olay yerinden kaçmaya çalıştı. Saldırgan kaçarken önüne bir motosiklet çıktı. Çalışır vaziyetteydi. Motosikleti atladı. Sahibini silahla tehdit ederek kaçmaya devam etti. Ama özel harekat peşindeydi. Birkaç yüz metre ötede tarla başında kız kıvrak yakalandı. Sanki vatan haininiz vuruyorsunuz. Ne diyeceksin oğlum? Silah doğrultuyorsun. Sen beni dinle. Beni bak, beni yanımı sıkma. Bırak elimi bırak. Gece hayatları, hayatı daha doğrusu bu aralar İstanbul'da çok hareketli. Özellikle bu tür konularda. Bir tartışma, dayak, ardından eşi, dostu, arkadaşı silahla, baltayla, satırla, topla, gel bodyguardlara saldır, sonra kaç. Şimdi polise bile silah doğrultan öfkede bir topluluktan bahsediyoruz burada. Kaldı ki şimdi bodyguard dediğimiz arkadaşlar o bulundukları
kulübün, gece kulübünün, neyse restoranın güvenliğini, giriş çıkışlardaki huzurunu sağlamaya çalışıyorlar. Gece belli bir noktadan sonra, belli bir saatten sonra bazı dengeler şaşabildiği için orada da o arkadaşlar adları zaten üstlerinde. Hani böyle daha iri yarı olayı kollayıcı şekilde duruyorlar. Dolayısıyla da zaten görür görmez bir tehdit unsuru, yani bir korku unsuru olarak yaratıyor, duruyorlar onlar. Şimdi içerideki kavgayı durdurmak, içerideki diğer insanların huzurunu bozmalarını engellemek onların görevi. Hı hı. Ama olay nereden sonra bir anda kavgalı yumruklu hale dönüşüyor? Yetmiyor. Üzerine gidip zaten her an bagajda, işte bak traktörünün altına 67 yaşındaki adam silahını çıkarıp vurdu. Hı hı. Her an herkesin her yerde kesici, delici bir takım aletleri var. Evet. Olması gereken bu. Bu gençlerin yaşadığı korkuya bakın. Biz de oradaydık, oradan geçiyorduk diyebilen. Belki az önce tabii yan yana... Tabii o saatte böyle kımıl kımıl her taraf. Evet, az önce belki yan yana eğleniyorlardı. Bu arada evet. Sesimden dolayı çok çok özür diliyorum. Biraz nezlem var. Ben bugün az konuşayım. Hayırdır, ne oldu ya? Geçmiş olsun valla. Bu ara mevsim alerji. Geçişleri. Rüzgar alerji. Var, alerji var, polen var, o var, bu var. Dikkat edin güzel, evet, kardeşim. Benim alerjim bilir izleyicilerimiz. Bazen öyle benim. Bazı dönemlerde. Sen bilir misin bilmiyorum. Yok, yeni öğreniyorum. Yeni. Güzel oluyor. Her gün keşfetmek ayrı. Değişik biri gibi geldim sana bugün. Peki, çok özür diliyorum tekrar. Buyurunuz. Peki. Bursa'da iki hırsın hedefinde tarihi bir medrese var. Göreceksiniz, tam anlamıyla Oscar'lık bir performans sergileyen bir hırsızdan bahis edeceğiz. Bekçiler fark etti. Gözcü yakalandı. Telefonu çaldı. Arayan suç ortağıydı. Kapatmadı, konuştu. Onun yerini öğrenebilmek için bakın ne oldu sonra. Sen neredesin? Ben abi neredeyim biliyor musun? Taktikalinin oradayım. Tamam. Sıkıntın yok değil mi abi senin? Yok. He? Yok abicim, yok, kaçtım, yok. Aslında kaçamadan kıskıvrak yakalanmıştı. Yerini öğrenebilmek için ortağı ile telefonda konuştu. Hırsız hırsıza böyle numara yaptı. Tam neredesin? Adam bana bir tokat çaktı zaten. Geldim, göremedim. Anlamıyorum. Göremedim seni, yoktun orada. İki hırsızın hedefinde Bursa'daki tarihi Üftade Camii vardı. 530 yıllık medrese bölümünün kurşun levhalarını çalacaklardı. Bu adam çatıya çıktı, arkadaşı da çevreyi gözetlemeye başladı. Bekçiler kubbedeki hırsızı görür görmez harekete geçti. İlk önce gözcüyle karşılaştı. Abi bana bir tokat çaktılar, beni gönderdi. Mecbur oradan ısrımı duymadınız mı siz benim? Yok, duymadım. Nasıl duymadınız abi? O hırsız kaçtı. Kubbedeki yakalandı. Gözaltına alınırken birden telefonu çaldı. Arayan suç ortağıydı. Kaçtım de. O mu? Bilmiyorum abi. Aç sesini, kaçtım de. Bilmiyorum abi. Alo. Alo. Efendim. Neredesin abi? Pınarbaşı'ndayım. Şey nerede abi? Bilmiyorum abiciğim. Bekle, geleceğim ben. Ekipler verdiği adrese gitti ama izine rastlanmadı. Yakalanması için çalışma başlatıldı. Kurşun levhalarda yeni bir hırsızlığa karşı koruma altına alındı. Görüyorsun, tak diye satıyorlar birbirlerini. Evet. Ama tabii ki yani orta sırada güvenlik görevlilerinin elindesin, kolundasın. Tabii. Bak, işbirliği yapmış. Mecburen yani, telefonu o anda üzerinde çalmasaydı belki hiç bu konuşmaya girmezdi. Evet, ama yani ne kadar acı. Ne kadar üzücü. Üzücü ama işte İki günümüzde çok da. Oluyor. Yani baksana, bak. Tarihi bir cami, bir medrese ve çalmak istedikleri artık günümüzde, onu söyledik zaten. Demir yani plakalar. Çok dikkat etmek lazım. Rögar kapağından o trafik levhalarına kadar tren rayları çalınıyor ya, evet. Bu memlekette. Köprüler yani. Çalınıyor. Köprüler vesaire çalınıyor. Köprü demirleri. Çalınıyor. O yüzden arkadaşlar, nerede ne şekilde böyle bu şekilde yani bir hareket yapan insanlar var ise hırsızdır ve buyurunuz hemen bekçi güvenliği arayın. Ha, bu kadar genç, bak dinamik konuşması. Gençlerin yani iş gücü yok ki, ne yapacak? Gerçekten bir iş güç edinmeye çalışsan aklını böyle şeylere yoracağına, böyle suçlara karışacağına. Değil mi? İnşallah ders olur onlara, toplamına. Çok da sanmam. Bir çay kahveden sonra muhtemelen salınır, ondan sonra devam ederler hayatlarına. Peki başbakan. Hayırlı uğurlu olsun diyelim, Sunak, ne diyelim. Evet. Çok hızlı geldi. Aslında bu önceki başbakanla bir yarış halindeydi. Evet. Bir geri çekilme oldu. Bu arkadaşı bir Boris Johnson'ın önünde Maliye Bakanı'ydı, ilk evet. istifa edenlerden biriydi beyefendi. Hı hı. Hatta acayip bir Johnson yanlısıydı. Sonra evet. ilk bayrağı çeken de bu kardeşimiz kendisi oldu. Müthiş zengin. Müthiş Sunaklar zengin. Bunlar. Meşhur Sunaklar. Rishi Sunak efendim, İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu. Hızlı bir değişim oldu. 44 gün kalmıştı en son Liz Truss ve gerçekten hızlı bir değişim oldu. Truss mu Truss mu Muratçığım, sen beni düzelt.
Kafamıza göre ya. Bize ne diye yazanı oku. Adamlar öyle yapıyor. Ha. İspanyollar İstanbul. Ya bize ne yani? Manchester diyeceksin mesela. London de geç. Evet. Allah Allah. Bize ne canım, nasıl okunuyorsa okunuyordur. Aynen. Başbakan Turus demiş ki yalnız gelir gelmez. Derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğumuza dair hiçbir şüphem yok. Kesinlikle. Bak bunu kabullenmeleri çok güzel. Bazı ülkeler kabullenmiyor. Sonra sonuçların ne olduğu belli. Bak adam kabullenmiş. Gayet güzel ve buna dair yapıcı politikalarla işin içine gidecek. Halkına da gayet güzel açık ve net söylüyor. Evet. İngilizler de tamam babacım, o zaman biz dayanırız buna diyorlar. Güzel bir şey yani. Bu ülkeye çok şey borçluyum diyor. Hint asıllı. Evet, Hint asıllı. Bir taraftan da Londra'nın belediye başkanlığında 6 yıldır Pakistan asıllı bir Müslüman kardeşimiz yapıyor. Evet. İşte gördüğün gibi yani hani. Bu yaşadığı ev falan var galiba, değil mi? Böyle bu ev değil artık. Bu başka bir şey. Şato da bu şato değil mi galiba? Bu evet arkadaşımızın. Çünkü yenge de çok zengin. Evet. Yenge Hindistan'ın en zengin milyarder ekibinden bir tanesi. Bunlar okurken tanışıyorlar. Evet. Öyle olur yani, para parayı çeker. Evet. Ardından da efendim böyle bir hayat. Yani canım, göz göze gelmişler, aşık olmuşlar. İşte o göz göze gelecek ortamlarda bir araya geliyorlar gelmişler. Daha doğrusu. Yani dünyanın şimdi sayılı üniversitelerinde okumuşlar, bitirmişler vesaire vesaire. Cilalı Rishi'ymiş. Evet, babanın ismi. Şeyi, lakabı. Stanford'da eğitim görüyor. Evet. Hadi bakalım. Toplam servetleri şu anda benim uçuklattı. Neyimi, dudağımı. Yani çünkü nasıl? Acayip. Ya kral ve kraliçenin toplam servetinin iki katı neredeyse. Oo. Tabii. İngiltere'nin, Büyük Britanya'nın gelmiş geçmiş en zengin başbakanı. Yanılır gibi. Bakalım bunun ömrü ne kadar sürecek? Tam da böyle güneş tutulması zamanı, ay tutulması zamanı göreve geliyor. Evet, eskiler gitti, yeniler geldi. Pekala, ama demek ki siyasetin, politikanın için uzun zamandır varlık gösteriyor. Tabii. Geleceği nokta belliydi. İşte Trasya'da Turus'un olduğu dönemde de arka planda hemen geçmek üzere. Belli ki kulislerde zaten konuşulan, ismi geçen biriydi. Hayırlı olsun, hayırlı olsun yani diyelim. İngiltere'nin gidişatı tüm dünya açısından da önemli. Dünyanın finans merkezi. Dolayısıyla kesinlikle onların vereceği kararlar, alacağı kararlar tüm dünyayı etkiliyor. Mesela bak biz Amerika, tüm dünya Merkez Bankası'nın vereceği kararı böyle bakıyoruz. Ne olacak, ne diyecek diye. Tabii ki. Hani günümüzde her şey global malum. Ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun İngilizler için. Hayırlı uğurlu olsun. İki coşkuyla karşılandı. Boş yer kavgasına tutuştular. Tıklım tıklım metrobüste kimse onları ayıramadı. Tansiyonun yükseldiği anlarda neler yaşandı? Az sonra. Doktordan rapor skandalı. Hasta istirahat raporu istedi. Doktorun verdiği yanıt şaşkına çevirdi. O diyalog kameralara nasıl yansıdı? Doktor hakkında ne karar verildi? Az sonra. Ülke ve dünya gündeminde her gün olan, bizleri şaşırtmaya, hayrete düşürmeye devam eden olaylara yine bir bakış açısıyla bakmak üzere efendim. Show TV ekranlarında buluştuk. Hoş geldiniz tekrar, eğer şu an bizlerle buluştuysanız. Evet. Ve Muratçığım, şimdi hiç aklına gelir miydi böyle bir şey? Yani kimin aklına gelir bundan bir fırsat yaratmak diyeceğim. Neyden? Şimdi biz seninle, sen benim ev sahibimsin. Kontratımız bitiyor. Geliyorum, abi anlaştık, ben çıkıyorum evden. Hı-hı. Kontratımız feshedildi. İmzayı da atıyorum, gidiyorum. Yok öyle olmuyormuş. Yapman gereken bir hamle daha varmış. Tutanak tutturman gerekiyormuş. Anlatın neden öyle diyeceksiniz ve sonucunda neler olabiliyormuş efendim? Buyurun şöyle bir bakalım habere. Daha önceki kiradan çıkarken hatırlayın kendinizi. Anahtarı nasıl teslim etmiştiniz? Tabii ki aldığım gibi teslim edeceğim. Şimdiye kadar öyle bir emsalle hiç ne karşılaştık ne duyduk. Bir de anahtarı teslim ettikten sonra bir de onun peşine mi düşeceğiz? Anahtarı verdi ama tutanak tutmadı diye 4 ay daha kira ödemek zorunda kaldı. Bu kadar kiracılıkta yaşadım. Hiçbir zaman için tutanakta ben anahtarı teslim etmedim. Yargıtay'ın emsal kararına konu olan olay bir alışveriş merkezinde yaşandı. Bir dükkanı kiracısı boşalttı. İddiaya göre anahtarı da sahibine teslim etti. Dükkan sahibi 4 ay sonra mahkemeye başvurdu. Anahtarın kendisine verilmediğini öne sürdü ve 4 aylık kiranın tahsilatını istedi. Burada ben biraz art niyet ararım. Yerel mahkeme dükkan sahibini haksız buldu. Konu Yargıtay'a taşındı. Yüksek mahkeme iş yeri sahibi haklı dedi. 4 aylık kiranın ödenmesi gerektiğini hükmetti. Haksız bir karar ama başka bir şekilde aslında ispatlanabilirdi. Ödemediğine dair de bir belge yok açıkçası. Adaletsiz bence. Yargıtay kararının gerekçesinde anahtarın kiracı tarafından ev sahibine verilmesinin yine kiracı tarafından kanıtlanması gerektiğine hükmetti. Yani kiracı ev sahibine anahtarı teslim ederken bir tutanakla imza altına alması gerekiyor. Tutanaktan haberiniz var mı? Yoktu açıkçası. Depozitoyu aldım, anahtarı verdim, evet. Tutanak tuttunuz mu?
Hayır. Nasıl kendimi ispat edeceğim? Anahtar verildiği zaman teslim aldı ev sahibi. O da verdim diye bir doldurması lazım yani. İki tane nüshayla bir tanesi kiralayana bir tane kiracıya verilir. ...90'lı yıllara damgasını vuran, podyumlarda fırtınalar estiren, rol aldığı dizilerle gönüllere taht kuran ünlü manken Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Sen sevdiğimdin, bebeğimdin. İki çocuk annesi ünlü mankenin ölüm nedeni ne? Vefatının ardından hangi iddialar ortaya atıldı? Ölüm haberini kim nasıl duyurdu? Az sonra... Şimdi bu anahtar meselesi gerçekten insanı düşündüren bir durum. Benim tabii. aklıma gelmezdi ne tutmak ne istemek. Yani kiracı da olsan, ev sahibi de olsan. Valla bunca kadar... yıldan girdik çıktık falan filan. Şöyle tabii. tutanaklı buyur falan filan değil mi? Bayağı bir kötü niyet arıyorum ben. Ah. Niyet var burada yani 4 ay o anahtarı vermiş çıkmış. Evet. 4 ay boyunca boş. Ne yapmış böyle bir aklına kim soktuysa tabii. çevresinden ya da dizilerde mi izledi falan aynen. filan. Ha kardeşim gitmiş hakkını aramaya güya ama tabii adalet sistemi de ve adalet de sözle şunda bunda çalışmıyor. Kanıt istiyor doğal evet. olarak da sen haklısın diyor. Peki ama bayağı eğer bu adam o 4 ay o ev boş olmamış olsaydı ve kiraya vermiş olsaydı aynı kurnazlığı yapacak mıydı yok, acaba? Yapamam. Kurnazlık zaten var burada şey çünkü zaten bu yani. Bitirki kurnazlığı. Zaten dolu dükkan dolu hani çıkmış biri girmiş sıkıntı yok ama 4 aynen. ay nasıl boş kalabilir falan gibilerinden. Demek ki hani ya o sırada kameralı bir yerde vereceksin aynen. anahtarı al kardeşim diye fotoğraf çekeceksin ya da imzalatacaksın. Bu şimdi nasıl? Ya karşılıklı iki kişinin geldiği güven noktasına bak. Yani evi kiralarken sözleşmeyi imzalarsın gidersin. Depozitonu öderse o da sana anahtarını verir. Hikaye bundan ibaret. Düzenli ödediği sürece de zaten feshetmekte de bir problem olmuyor. Tabii ama işte günümüzde özellikle biz geçmişi konuşuyoruz şu an. Günümüzde aynen, her şey ama her şey paraya odaklı olduğu maalesef. İçin millet anasını babasını dahi tanımıyor. Dolayısıyla o tutanak, imza, fotoğraf, video ne bulursan bul her şeyi böyle tık 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 ayarlayacaksın. Yoksa 4 ay kim bilir atıyorum 100 bin lira borçlu çıkarmış belki olabilir. De, belki kanıtlayamıyorsun çünkü bir tarafta. Durduk yerde insanı gerçekten sinirlerini bozan bir durum. Kesinlikle gerçekten öyle. Yani hani para ya. Gelince ne etik kalıyor ne ahlak kalıyor ne gelenek ne görgü kalıyor arkadaş ya. Evet. Bu kadar mı yani? Ne de ama saygı bu kadar. Kalıyor. Bak 50 kiloluk rögar kapağını çaldı çünkü bir abimiz. Ekiplere yakalanınca da çalmadım lazım oldu o yüzden aldım dedim. Diyor ki sor bir acaba sor çaldım ya yürü niye aldım mı sor bir niye diye yani. Ya rögar kapağını ne yapabilirsin yani. Gerçekten? Satarsın Ebru. İşte ne kadara satarsın bir bakalım. Kızmayayım ben ama ya. Ama sen bunu tutar çalmadın. Ben kızmayayım abi. Çalmadın mı? 50 kiloluk rögar kapağını çaldı. Polise yakalandı. Lazımdı diyerek ekipleri kandırmaya çalıştı. Ben kız değilim amirim. Çalmadı ama lazım diye götürdüm. Demedim mi 20 liraya sattım diye. Erzurum'daki bir apartmanda kaloriferci olarak çalışan adam hiç olmayacak bir şey yaptı. Rögar'ın beton kapağını aldı. Herkesin canını tehlikeye attı. Canına kastediyorsun. Amirim, Kırkız'ı tutmuşsan, bak. Ben bir tane kapan neyse. Ben buranın Erzurum'un çocuğuyum. Devriye gezen ekipler el arabasıyla giderken fark edip durdurdu, sorguya çekti. Yaptığı savunma pes dedirtti. Satma değil, valla kötü, lazımdı kötü. Sen 20 lira verecektin mi bana amirim. 20 lira verecektin? Ben vatandaşım. Tamam, vatandaştan işlem yapacağım. Kırkız'ı yapmıyorum ben. Neyse ki bir kaza yaşanmadan kapak yerine konuldu. Koymuşlar bunu bak yeni de yapılmış daha beton kurumamış he. Boş yer kavgasına tutuştular. Tıklım tıklım metrobüste kimse onları ayıramadı. Tansiyonun yükseldiği anlardan neler yaşandı? Az sonra. Yani akıl almaz bir şey. Şimdi o kapağı oradan nasıl aldığın, bak el arabasına da yüklemiş onu 50 kilo ağırlığında. Ama onun açtığı boşluğa ne olabileceği hiç düşünmüyor mesela. 20 liraya mı satacakmış Murat? Ya işin o tarafı eyvallah 20 de. 20 yani TL. Hırsızlığına bulduğu kılıfa bak. Bunu herkes yapar o zaman. Yani çalmadım, lazımdı, götürdüm. Bu bugün rögar kapağı olur, yarın şuradaki ne bileyim telefon olur, öbürsü gün çantadaki binlerce lira olur. Çalmadım, götürdüm diyor ve bunu ya. Kendisine yedirebiliyor yani. Daha doğrusu bu şekilde de satmaya çalışıyor. Evet.
Yani kendi inandığı saçmalıkları da aslında dayatıyor. Ama sadece bu abi de değil ki, memleketteki genel durumlardan biri olmaya başladı kesinlikle bu. Lazımdı alıyorum babacığım, evet. Hadi. Ya da hani sana bana mesela atıyorum oradan buradan bir şey geliyor. Benim eski şirketlerde olurdu. Murat'cığım ha patlattık biz bu portakalı falan diyor mesela, yemiş. Abi hırsızlık bu, başka bir şey değil. Hani gelmiş sana mesela hediye. Evet. Bu böyle bir şey yani. Ha. Zarfı açıp hop yiyorsun içiyorsun. Olur mu canım falan. Öyle şey? Lazımdı götürdüm ne demek ya? Yok şimdi herkes birbirinin malına, her şeyine saygı göstermek zorunda. Ama bir de bu yani kamu. Şimdi sen orada rögar kapağını aldın götürdün. Aynen. İşin o tarafı var bir de. Oradan yürüyen 3 yaşında 5 yaşında bir çocuk oradan içeri düştü. Bunun vebalini abim sen değil 20 liraya 200 milyon lira da versen, evet. Hayatını da bundan sonra üzüntüyle geçirsen ödeyemezsin. Evet. Yani işte sebep evet. Sonuçlar düşünmeden hareket ediliyor artık. Yani insanların o kadar gözü dönmüş durumda ki. Ama sağ olsun polislerimiz anında müdahale ettiler. Umarım anlamıştır abimiz. Sen bana hırsız muamelesi yapma. Bir de yörenin insanı yani. Evet. Hani orada oralarda çalışan. Acı. Apartmanlarda çalışan bir dost. Ama bu etik anlayışı özellikle yerleştirmeyip hemen üzerinden silmek lazım. Kesinlikle öyle. Hırsızlık bunun adı, başka bir şey değil. Başka bir şey değil. Neymiş, lazımdı götürdüm bu. Yok ya. Evet, benim yani neredeyse cana kasteden bir hırsızlık. Bir eksiği kapatma, bir hani durumu belki öyle kafasında yorumlamış olabilir. Şimdi boş yer kavgasına bir gidelim mi metrobüste? Özellikle vallahi ayrımcılık değilim. Yapmak istemem ama kadınlarımızın bu ara minibüste, otobüste bol bol çığlıklarını duyar olduk. Evet. Bu hadise de gerçekten çok değişik bir durum olmuş. Bir adet yer var, 2-3 kişi var ve bir iç savaşa dönüyor iş neredeyse. Bir de gençler yani, oturmasan ne olacak? Neyse. Ama metrobüs ortamında. Evet. Aynı anda boş koltuğu fark ettiler. Oturabilmek için birbirlerine girdiler. Avcılara giden metrobüste iki kadın yolcu aynı anda aynı koltuğa yöneldi. Tartışma kavgaya dönüştü. İçlerinden biri koltuğa otursa da tartışma yolculuk bitene kadar devam etti. Seni var ya, anandan dolduğunu pişman dedim ben. O sıkar seni biraz. Seni mi? Gel bakayım sen böyle, gel. Bakayım. Hadi ikiniz ben tekim, gel. Ya ben yakıştıramıyorum hem cinslerimi gerçekten bu tarz. Yani gel ortaya yani başka bir dilde daha kavgaya davet etmek miktarda vesaire dı, gibi. Tabii bol miktarda dıtlar var. Onlar her biri küfür. Onu söyleyelim de yani. Kimseye yakıştıramıyorum. Benim ses tonlarından anladığım kadarıyla tamam çocuk değiller ama çok büyük de değiller. Yani bizim Z kuşağı gibi adlandırdığımız bir aralıkta olabilirler. Dolayısıyla. Yok canım ya, bir 30'unda var onlar ya. Baksana, var mı diyorsun? Derilerde giyilmiş. Ya şöyle bir şey, hiç önemli değil de hani ama ortamına göre herhalde bir konuşmak lazım. Kendimizi orada hissettiğimiz an mesela binmişsin ta bilmem nereden bilmem nereye gidiyorsun. Zaten böyle yani. Yer bir tane boş koltuk görürsün, bir panter edasıyla atlarsın oraya. Ya tamam. Yaşadık bunu, biliyoruz. Evet tamam. Ve birisi kaptığı zaman da sinirlenirsin onu almak için. Bunlar abartmışlar durumu. Ve son derece üzücü tabii. Çevredekiler de ne yapsın? Yani o sırada böyle bu şekilde gidiyorsun. Ya arkada ses gürültü falan. Zaten şehrin bilmem nesi. Evet. Ya bu kadar olmamalı ama. Olmamalı yani. Yani yapmayın arkadaşlar diyelim. Çakıştıramadım. Huzuru ben. Bozmayalım. Evet. Ve son günlerde tamam hani kadın erkek diye ayırmak zinhar istemem ama. Lütfen. Hani özellikle minibüste, az önce de söyledim, otobüste kadınlarımızın biraz böyle kavgalarına denk geliyoruz. Bir şey var. Bir öfke var. Oralarda çıkıyor demek ki. Günde var diye tirat atıyordur hemen. Hani ya artık bu kadınların kendilerine yapılan herhangi bir şeyi kaldıramayışlarının patlaması gibi dün vermiştik mesela onu. Yani o kadın kim bilir nelerden gelip orada en son bir erken ona ettiği bir lafı kaldıramayıp. Misal, ama bak Murat, burada bir tane koltuk var.
Tamam mı? İkimiz de eşit şarttayız oraya oturabilmekte. Biri mutlaka bir adım daha önce gitmiştir. Sen bir adım daha önce giden, ona daha yakın olan insan öbürüne kalkıp bunu söyleyemezsin. Daha. Ya bu ahlak ve gerçekten sükunetimizi, insan birbirimize olan saygımızı korumak zorundayız. Değil ki, bak işte yurt dışından arkadaşlarımız geldi. Sevgili yöneticilerimiz de biliyorsun televizyon fuarındaydılar. O gidenlerden birileriyle konuştuğumda dediler ki, ya o kadar herkes birbirinin gözünün içine bakarak merhaba diyor ki, sıcakkanlı bir şekilde. Bizde böyle bir şey değil. Havaalanında günaydın. İndiğimiz andan itibaren işler değişiyor. Tabii değil. Günaydın değil, birbirinin yüzüne bakmak. Herkes birbirine neredeyse nasıl patlasam diye bir yer arıyor. Bence tekrar bir geri dönmek lazım onlara. İyi hallerimize. Buyurunuz. Şimdi tam Filipinler'de evet. Niye ben ya öğrencilerden konuşacağız canım? Ne? Filipinler'de bir sınıftayız. Ortaokul ya da lise. Benim anladığım kadarıyla biraz lise tayfası bu arkadaşlar. Fotoğraflarda göreceksiniz şimdi. Kopyaya karşı giydiği şapkalar, materyaller özellikle dikkat çekmekte. Mesela hani bak şapka takmış bir tane ya da bir motor kaskı takıyor. Niye? Çünkü yan taraflara bakma durumu. Var. Şöyle bir tanesi şey, bak, var ben ki. Ben sana getireyim şimdi. Ercan alabilir miyim lütfen? Ercan onu al. Bana zinhar takmaya kalkma. Asla neden? Taktırma. Tak kendin nasıl bir şeyse. Takarım. Bak o çocukların ne hissettiğini anlamak istiyorum. Bir tanesi var mesela. İşte şu. İstiyorum. Bu sadece diyor ki hoca, kağıda odaklanacaksın. Yani şöyle, çocuk sınava giriyor. Ya sınava falan giremezsin bununla, yemin ederim. Ercan gel yardım et bana. Ha, taktım. Yani ne yapacaksın? Sadece şu önündekini evet, okuyacaksın. Şu an önümüzdekileri okuyalım o zaman Hebrucuğum. Oku Murat, sen az göstermemek için ne yazdıklarımı. Ben tamamen böyle bir şey. Peki, ya be, gerçekten hiç bana dönme. Bütün... Mesela normal kafanı indir. Hani o sırada sınavda olduğunu düşün. Hiç evet. Yan taraftan şuradan buradan hiçbir etkiyi şey alabiliyor musun? Ya. Önümü bile göremiyorum. Demek yani. Ki büyük kopya dertleri varmış bu Filipinli bazı arkadaşlarım. Gerçekten arkadaşların. Bu nasıl bir saçmalık? Yani çocuk konsantre olamaz sınava falan. Tabii, beni görüyor musun oradan bak. Evet seni görüyorum. Hello. Aynen. Ay, çok komik gerçekten. Yani çocuklar da o kadar tiye almışlar ki bu durum. Olacak bir şey değil yani. Tabii tabii. Yani işi abartacak boyutlara gelmişler ama yani bu şekilde de sınavı tamamladıysa vallahi helal olsun. Ya bunu bulan öğretmen kim acaba? Dur yayınımızın buradan sonra kalan kısmını böyle götürüyorum. Bu şekilde geçiyorsun. Teşekkürler canım. Yani kopya durumu hadi bizim Mahmut Hoca falan, falan vardı ya. Çok klostrofobik bir hatırla, şey. Hababam sınıfında. Evet. Kül yutmaz vardı mesela. Yani işte tam Hababam sınıflık bir durum. Çok baksana iyi. Nasıl abartmışlar. İşte bir taraftan da zeka da kullanılıyor. Adam demiş ki kopya çekmeyin, sadece şurayı örteceksiniz. Yumurta küfelerinden diploma bilmem nelerine bence kadar. Bence burada öğretmene ciddi bir mesaj var. Var var bayağı yani, bir mesaj var. Hatta onun içine bakanlığa yazmışlardır onlar. Şurada mesela önünde. Bu da kız arkadaşının fotoğraflarını koymuş yanı. Neyse gerçekten. Filipinler Milli Eğitim Bakanlığı nereye gidiyorsunuz? Bu gençler bu şekilde eğitilmez. Bizim aslında düşünsene KPSS'de, YDS'de düşünsene, şurada bu da böyle olması böyle lazım girmişler. Deseler. Sen ne yapardın mesela? Yani ben şöyle çok saçma bulurdum. Yani bir kere ben direkt karşı çıkardım. İnsanın konsantresini... Girmiyorum kardeşim. Nereden nereye bakacak zaten? Sıra aralıkları da oldukça fazla. Çok iptidai bir davranış ve eğitim dayatması karton olduğunu takanlar düşünüyorum. Var ya. Çok asla ilginç. Kabul etmezdim ben. Ey çocuklar Filipinler. Yine bir şekle girmişler. Pekala. Simit. Nedir bu? Gerçekten ha? Nedir bunların bizim alıp veremediğin? Valla yani neyse konuşuruz da tabii simit genel olarak bir hani coğrafyanın şeyi. Ha, biz simit diyoruz, birileri bir şey diyor, gak diyor, guk diyor falan filan ama simit, Türk çayı, evet. Türk simidi var mı? Getir simit canım, de mi var? Bak, o da var. Çekti, o da. Bak, çok severim. Peynir. Evet. Hani, tamam, günümüzde mesela şu gevrek, Ercan kardeşimin getirdiği İzmirler, şeylerden gevrekler. Baksan, sağ ol kardeşim de çay alabilir miyiz efendim biz geldik. Şunlardan baksan simit bir 50-60 ya. Lira olacak yani, peynir de koyarsan içine, of. Bir 100 liralık kahvaltı şu. Evliya Çelebi seyahatnamesinde İstanbul'da 70 simit fırınının olduğunu, buralarda 300 nefer çalıştığını yazmış, söylemiş vakti güzel. Zamanında. Tabii. Şimdi Evliya sen, Çelebi. Biz bu kadar bunun tarihini bildiğimiz bir şey bu güzel simidimizin. Neden Yunanlı çıktı şimdi o simit bizim diyor? Bakalım baklavaya, dönere ve kokoreçe zaten bir şöyle bir tabiri caizse çökmek istediler ama olmadı ama bakalım simit konusunda Yunan komşu ne söylüyor ne diyor bir görelim. Yunanlılar ne demiş peki biliyor musun? Simit bizim aslında demiş, Türklerin değil demiş. Sallamasınlar ya. Şuna el atmayacaklar. Şu bizim.
Anadolu coğrafyasının. Onlar her şey de bizim diyorlar. Baklava, döner ve kokoreçin ardından Yunanlılar yine olmazsa olmaz bir Türk lezzetine daha göz diktiler. Sokak simidine de bu simit bize ait diyerek sahip çıkmaya kalktılar. Zannetmiyorum ki fırınlarından simit çıktığını. Çıksa çıksa susamlı ekmek çıkar. Türkiye'de herkesin gözde yiyeceği simit dünyanın dört bir yanından da talep görmeye başladı. Hal böyle olunca yeni bir algı çalışması başlattı Yunanistan. Bize hani böyle ne talep görürse, yani Yunanistan ona sahip çıkma gibi bir durumu olmaya başladı. Türkiye'ye daha çok yakışıyor. Sabahları iyi gidiyor. Boş hayal peşindeler. Yine her zamanki gibi. Simit bizim. Bizi çekemiyorlar o yüzden. Tereyağlısı, sokak simidi, sucuklusu, zeytinlisi, kaşarlısı Türkiye'nin en olmazsa olmaz lezzetlerinden biridir simit. Şimdilerde çeşidi çok bol ama sokak simidinin tarihi Anadolu'da çok eskiye, Osmanlı'ya dayanıyor. Padişahın askerlere simit ikramında bulunmasıyla bu bir kültür haline gelmiş bir üründür. Baklavayı da kaptıramayız, simit de kaptıramayız, adaları da kaptıramayız. Taze simit, taze gevrek simit. Yani. Simit. Yani. Simitçi. Ya İzmir'de bizim gevrek simit diyorlar ya, değil mi? Tabii biz benim gevrek mesela deriz. Favorim de Ankara simididir. Bol of, pekmezli. O da çok güzeldir. Fenadır pek, yani baktığında. Daha çıtır değil mi? Daha gevrek. Ya böyle bir de evet koyu koyudur favorim. Gerçekten. Ama yani baktığın zaman o yani Bursa simidi var, Ankara var, İzmir gevreği var, İzmit simidi var, Kastamonu simidi, Manisa, Nevşehir, Rize, Safranbolu, Samsun. Yani bütün bu simitler söz konusu. Yunan tarafı da diyor ki valla ben azıcık yemiştim sen görmemiştim. Çok güzel gerçekten. Bizim gibi de yapan, ben simit Türkiye dışında hiçbir yerde yemedim. Sen yedin mi? Balkanlarda var. Yani lezzeti nasıl? Orta Doğu'da da var. Valla bazıları işte yani güzel, hayır diyemem şimdi, güzel. Öyle mi? Var. Özellikle Bosna Hersek civarında zaten bizim Osmanlı evet. Tatlarından bir tanesi, hı-hı, ya. Baktığın zaman 1823 Mora Yarımadası'ndaki o isyana, evet, kadar da Osmanlı hani Yunan, evet, hakimiyeti vesaire. Dolayısıyla böyle etkileşimler tabii ki söz konusu olacaktır. Olabilir ama sen kardeşim baklavayı gel, musakkayı gel, ondan döner, sonra kokoreç, döner, yoğurt vesaire. Yoğurt, beyaz peynirimiz. Türk kafe oldu, Grek kafe güya. Ondan sonra bir de kahvemiz. Simit. Burada da biraz iğneyi batırıp da çuvaldızı da bir batıralım. Yani biz de kardeşim boş niye duruyoruz? Yani simidi biz aldık, hadi bakalım Avrupa bizden, Amerika bizden diyeceğine alalım şunları, tescil edelim, tüm dünyaya yayalım. Çok ki İngiltere'sinden Amerika'sına kadar her yerde bir tamam, açık dükkanlarımız vardı simit konusunda. Hı hı. Hatırlasana. Evet evet hatırlıyorum. Dolayısıyla biz sahiplenmemiz lazım. Evet. Bak bu konuda da gözümüz yeni yeni açılıyor Allah razı olsun açanlardan, evet, ve bu konuya destek verenlerden. Yani gerçi şunun fiyatı da bunu vermeyelim ya. Acayip, beş. Acayip zamlandı şimdi. Hı-hı. Beş de nerede beş? Evet. Yediğimiz simit var ya nereden baksan. Yedi mi? Uf fena. Sokak simidi, pastane simidi diye ayrılıyor. Ben sana şunu söyleyeyim. Gün içinde bizim şurada stüdyoda, evet, yaptığımız bayağı bir harcama var biliyor musun? Tabii canım. Dün bir oturdum gittim kahve içtim 50 lira ya. Biz filtre kahve. Evet. Ne yapıyorsun dedim ya. Evet. Dedi öyle baba. Aynen. Dolayısıyla öyle. Yunan komşumuza buradan küçük bir uyarımız var. Simit bizim. Simit bizimdir efendim. Haberiniz olsun. Afiyet olsun. Yapmayın. Şimdi Kral Charles'a dönmek yapmayın istiyorum. Hemen İngiltere'ye uzanalım efendim Yunanistan'dan. Hadi bakalım. Şimdi kraliçenin yani anasını, rahmetli Elizabeth'in anasını diyelim yani aklarını satıyor. Biliyorsun rahmetli oldu. Bütün dünyada işte onu uğurladı vesaire vesaire. Yani bu kadının en önemli özelliklerinden biri gençliğinden, genç kızlığından biri atlara olan düşkünlüğü. İşte atlarını yarıştırır, onlara tabii bakar, onlarla at biner, gezer vesaire. Çok affedersin, çok giriyorum araya. Zannediyorum ya geçen yıl ya da 2-3 yıl içinde kazandığı para 6 ya da 7 milyon sterlin sadece at yarışlarından. Altılı, bildiğin altılıdan kraliçeye. Evet. Hani diyoruz ya dünyayı yönetti falan filan. Adam, kadın daha doğrusu altılıyı almış, her gün oynuyormuş. Evet. 6-7 milyon sterlin ne demek? Buyurunuz. Ha bir de tabii atları da. Aynen. Bak at, çok affedersin yine ya. At koşuyor, baht kazanıyor, aynen, saray kazanıyor, taht kazanıyor, herkes kazanıyor. Buyurunuz Ebru Hanım. Çok evet şeyler, bereketliler diyelim. Şimdi Charles ne yapmış? Atlara tutkunluğuyla bilinen annesinin atlarını satışa çıkarmış. 500'e yakın atı olduğu düşünülüyor bunlardan. Hatta bu atlar cenaze törenine bile katılıp yürümüşlerdi o acayip simsiyah atlar. Çocukları gibi olmuş ya. Yürümüşler ya tabii Elizabeth'in, ki. Yani Charles'ın kardeşi gibi her biri. Bak 14 yarış atını açık arttırmayla satışa çıkardı. 14 tanesi. Düşünsene sen kraliçenin atına sahip olmak için şimdi kesenin ağzı açılır.
Şöyle bir şey var ama yani bir taraftan da mesela saraydan yapılan açıklamada bu rutin satışlar deniyor. Evet. Yani kraliçe zamanında da hani yaşı gelince satıyoruz falan gibilerinden ama belli olmaz. Belki bugün 14, önümüzdeki ay 30 diye diye o parayı yiyecek galiba miras yedi kardeşim. O gelinin burada bir parmağı olabilir. Ha, olabilir. Şu dayanayı da. Ha, anladım. Ya. Mağa sahipleri her yıl satış yapar diye de bir not düşürmüş. Heh, kesinlikle evet. Öyle tabii ama biz oğlunun ilk hareketi yani kralın ilk hareketi olarak bunu görünce böyle bir düşündürdük değil mi? Annesinin bu kadar emek göz emeğine sevdiği bir şeye sahip çıkamadı mı acaba? Yok ya, evet öyle bir düşünce oluşuyor. Yani benim aklıma o geldi açıkçası. Hafta boyunca devam edecek müzayedede yaklaşık 1500 at satışa çıkacak. Merak ediyorum kimler alacak? Bizim Türklerden evet. Alacak var mıdır var yok mıdır? Mudur? Çünkü özellikle kraliçenin bindiği baksana şu püsküllü canım benim ne kadar güzel paçalı atlar güzel bunlar. Güzel bir şey. Hani kraliçenin bindiği bu ata kim bilir kim kaç para verecek? Tabii. İnsanın tabii aklına geliyor böyle şeyler. Aynen. Peki Charles'ın bugünlerde canını sıkmaya devam ediyorlar. Çevre aktivistleri Kral Charles'ın bal mumu heykelleri var biliyorsunuz onların ünlü bir müzesi var. Orada çikolatalı pastayla hedef almış Charles'ın bal mumundan heykeline ailenin diğer fertlere dokunmamışlar. Sebebi ne istersen sen söyle. Petrol ve gaz ruhsatlarını durdurmasını talep ediyor İngiltere'nin. Evet. 110 milyon dolarlık tabloya saldırmıştı daha önce. Şimdi de bu iki grup üyesi normal biletlerini almışlar. Biz bakacağız evet. Diye bu mumyalara. Bak yanında da gelin var. Hiç ona dokunan olmamış ama Charles özellikle zor zamanlar geçirebiliyor bu dönemlerde. Evet. Bir de öyle bir zamana denk geldi ki kraliçe gitti. Ardından İngiltere işte ekonomik kriz falan filan bir de bunlarla uğraşıyor. Evet, sloganın da sebebi İngiltere hükümetinin yeni petrol ve gaz ruhsatlarını durdurmasını talep ediyor bu çevreci grup, aktivist grup. Kolay gelsin. Olay bu. Charles'ın canını sıkmaya devam edecekler. Charles'ın yapabileceği bir şey var mı? Yani onu hükümetle konuşsun. Charles onlar artık sembolik şeyler. Evet, tabii ki. Yani değil mi? Ama tabii seslerini duyuruyor işte görüyorsun. Evet. Yani bütün dünyaya bir mesaj vermek istedikleri için de sembol bir isim seçmişler aslında. Tam olarak hikaye bu. Arkada Henry mi o kardeş? Evet. Peki mesela bunlara ne yaparlar diye düşünüyorum. Pasta. Yani benim çok ilgimi çeken bir şey işte o 110 milyon dolarlık müzedeki Monet'in tablosuna da yine aynı şekilde aktivistler dünyadaki açlığa ve tüketime dikkat çekmek için böyle uzun uzun bir slogan atıyorlar. Orada yani güvenlik güçleri orada olmalarına rağmen onların bütün o sözlerini bitirmelerini bekliyorlar. Tabii. Yani bu beni düşündürdü. Dolayısıyla burada da hemen bunu yapmasına fırsat bulmaksızın hemen alabilirlerdi diye düşünüyorum. Enteresan bir durum var. Aynen. Peki geçmiş olsun Charles'ın balonma heykeline. Buyurunuz efendim. Taciz şüphelisi. Yani bir taciz şüphelisi varsa eğer ortada yani mahalleli önce onu böyle bir alıyor. Kendisi gereken hak ettiği dersi veriyor. Ondan sonra da güvenlik güçlerine teslim ediyor. İşte bir meydan dayağı yine efendim burada var olan. Adana'da. Nasıl son buldu acaba? Adana'da gerçekleşmiş olay. Taciz şüphelisine meydan dayağı. Adana'da bir genç iddiaya göre 17 yaşındaki bir kadını taciz etti. Genç kadın durumu yakınlarına anlatınca taciz şüphelisinin iş yerini bastılar. Aralarında kadınların da bulunduğu öfkeli grup önce iş yerinin önündeki eşyalara zarar verdi. Alemi getirin senin üstüne. Sen kimsin kadın? Ama bekliyorum ara. Sen el alemi evlerde taciz ediyorsun. Bekliyorum. Sen el alemi de taciz edenler bulursun inşallah. Erkek demesinler taciz etsinler. Bekliyorum seni hadi. Daha sonra şüpheliyi dışarı çıkarıp dakikalarca darp etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri taciz şüphelisini ve onu darp edenleri gözaltına aldı. Evet. İş yerini bastılar, dışarı çıkarttılar ve darp ettiler. Sen misin tacize bulunan? Evet, ihbar polis ekipleri geliyor, evet. Taciz şüphelisini ve onu darp edenler. İşte evet. Bakalım hep beraber karşılıklı ne yapacaklar, ne diyecekler ama bir taraftan da bu iş yerini basmaları, öfkeli grubu orada durduracak
pek bir şey olamıyor. Evet. Çünkü olaylar birdenbire gelişiyor ya. Tahammül sınırını vuruyor. O kırmızı çizgi. O kırmızı çizgiyi aştığın anda gerçekten durduramıyorsun. Ya orada bir makul birkaç kişinin durun kardeşim deyip. Ama yani böyle bir ortamda da düşünsene 17 yaşındasın ve yakınlarını anlatıyorsun. Geliyorlar basıyorlar. Kadının arkadaşları geliyor falan filan. Kimsenin duracak bir durumu yok. Evet. Vallahi Adana'da bakalım detaylar ne olacak göreceğiz. Sabaha karşı oldu çünkü. Evet. Dün akşam oldu çünkü bu olay. Ve maalesef Sultan Gazi'de bir ayakkabı deposu yangına teslim oldu. Yangının çıkış nedeni neydi? Gerçekten çok üzücü. İş yeri sahibi o anlarda neler yaptı? Gözyaşlarıyla ekmek teknesinin yanışını izledi. Ayakkabı deposu alevlere teslim oldu. İstanbul Sultan Gazi'de bir ayakkabı deposunda elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Ya elektrik kontağından çıktı herhalde. Ya ben de iyice yaşadım. Bir patır şey oldu çat çat. Ben de süngeri dışarı atayım diye şeydi. Süngere geldi. Alevlendi gitti. Binada bulunanlar kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sahibi ise ekmek teknesinin alevlere teslim olduğu anları gözyaşları içinde izledi. Bir yanda yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri canla başla müdahale edip, diğer yanda ekmek teknesi küle dönen dükkan sahibi gözyaşlarına hakim olamazken, o anlarda video çekme derdine düşenler de vardı. Yangın, itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu söndürülebildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoysa küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Ah, yazık. Büyük geçmiş olsun gerçekten. Ya içinde kim bilir ne kadar mal vardı. Bir emek binlerce vardır. Liralık. Bir evet. Ayakkabı hani birdenbire hepsi tabii. Zaten küle gider. Bu yani mutlaka durumlarda... sigortası vardır fabrikanın işlerinin ama onun yerine koyabilmek o kadar emeği, duygusal, maddi, manevi çok ya zor bir sigortası da olmayabilir. Hani günümüzde o primler o kadar arttı ki yani kaskolardan biliyoruz. Yaptırmayabilir ama bu elektrik kontağı hadisesi eğer doğru ise iddia o ki hani herkesin baktırması şusu busu gerekiyor. Çünkü bugün 2 liradan kaçıyorsun elindeki 100 liralık maldan oluyorsun. Kesinlikle. Geçmiş Murat olsun peki kardeşim. O anda insanların bunu çekiyor olmasına kaç puan veriyorsun? O Allah'ın emri biliyorsun. Evet. O Allah'ın emri ona bir şey diyemiyoruz. Bütün mahalleli çekiyorlar orada. Yani haber ajanslarının haber yetiştirme kaygısı mı var? Bir yangın nasıl? Yani çok enteresan çekirdek gerçekten. Çekirdek de olabilirdi. Çekirdek geçit diyebilirlerdi. Telefonla çekmeyi yapan da vardı, tercih etmişler. Yazık. Geçmiş peki. Olsun kardeşimize ya. Gerçekten ailesi, çoluğu, çocuğu. Vallahi zor. Zor evet. Hele bu zamanda yani. Borç harç varsa. Ay, peki geldik sabırlar. Mevzuya. Şimdi bir rapor skandalımız var. Mevzu ki ne var. Mevzu? Gidiyorsun doktora. Bana rapor ver diyorsun. O da veririm diyor. Nasıl ya? Hani bir bak et neyim var benim. Mesela sen bir hastalıktan dolayı gitsen rapor almak için rüşvet mi isteyecek bu adam senden? Yani var maalesef bir de çekildi tabii elimizde yani gizli kayıtlar da söz konusu. Maalesef. O diyalog önemli. Bir görün bakalım neymiş, nasıl, ne şekilde rapor isteniyor, nasıl, ne şekilde o rapor verilebilir deniyor. Buyurun. Hocam nasılsın? Vallahi yoğun işte ya. Şey gibi herkes tepem duymuyor. Hocam ne yapacağız? Çıkaracağız raporu ya. Oturacak zamanım yok, bir sürü şey var. Sizler gidip getirdiniz mi? Evet. Tamam, siz şu tonu koyun tamam mı? Koyun, sonra gidin, şey halledin yanıma gelin ki doktorlara ben söyledim ya, onlar hemen 4 olmadan çıkışı yapalım ya, tamam mı canım? Onu bekliyoruz. Hocam şu an nasıl yapalım, onu söyleyeyim de. Siz bak, benim sekreterim var, şu koridorun sonunda Hanife Hanım var, tamam mı? Tamam. Hanife Hanım. Hocam, geçen de çok yorulduk, yanlış anlamayın. Evet. Hani rapor alacağız, i̇şte onu yapacağız. İşte hemen halledeyim diyorum, onun için diyorum, hızlı olalım yani. Ben, o, bir de bir arkadaşla birlikte üçlü hemen halledeceğiz, tamam mı canım? Tamam. Dur kapıyı. Hocam ne kadar yatalım? 6 dedik işte. 4+2 dedik ya. Hocam 4 hani 4 katabiliriz. Abi olur mu ya? Vallahi yani bak şimdi beni zor zor düşürüyorsun çünkü diğerleri benden şey istiyorlar bak. Geçen de 5 dedilerdim işte 2 olmuyor yani hani. Vallahi yani, olmaz yani. Nasıl ne yapayım hocam? Abi. Yok hocam vallahi yok biliyorum ya. Bak bari 5 ayarlayayım. Ben 1000 lira ben kendi cebimde bak. Şu bak bende de maaşı çektim adamlara vereceğim yani. Anlatabiliyor muyum? 6 yıl bulun gelin yani. Hadi. Şimdi olmaz yani. Aman tanrım diyorum. Yani bir yozlaşmanın, bir çürümenin daha güzel bir belgesi olamazdı.
bir aylık rapordan bahis açılıyor. Herhangi bir derdi tasası da yok. Bir de diyor ki öbür seferde sıkıntı yaşamıştık biliyorsun falan. Sürekli yapıyorlar. Şimdi hallederiz, ben bu işin içindeyim. 4000 lira, 5000 lira oraya ver, buraya ver. Bu bir rapor, bu çete de olabilir bir taraftan. Benle beraber sadece olmaz birey diyor olarak değildir muhtemelen. Ama bunun peşine de düşünmek lazım. Arkadaş da çekmiş herhalde, artık burasına kadar geldim. Ama bir taraftan da rüşveti alan kadar rüşveti veren de ciddi anlamda suçludur. Ya, tabii ki bu bir tezgah kesinlikle. Bu oradaki doktorun biliniyordu muhtemelen bu tarz işler yaptığı. Onu açığa çıkarmak için yaptıkları bir komplo. Kesinlikle ben bunu okuyorum buradan. Ama sonu, yani ne olursa olsun bir doktorun o yeminleri etmiş, bizim bu kadar saygı duyduğumuz bu meslek grubundan bir insanın yapmış olduğu bu yüz karası hareketi sonuna kadar kınıyorum. Kabul edilebilir bir şey değil. Değil. Ve sağlık konusu söz konusu olunca rapordan gelen bir belge ya da emniyetten gelen bir belge. Bunlar çok kritik görevler. Bir, şey, tabii ki. Bir rapor olayı birdenbire anında bambaşka bir yere götürebiliyor. Tabii, o nedenle herkes tepemde diyor. Herhalde rapor yazmaktan çok yoğun. O, yani hani tabii o koltukta oturanların özellikle son derece dikkat etmesi gerekiyor. Dedim ki bir rapor bütün insanın hayatını, şunu bunu, olayların gidişatını değiştirebiliyor. Bir aylık rapor, yani kusura bakmayınız bütün sağlık çalışanlarımıza sevgi selam ama kesinlikle aramızdaki özellikle meslekte bu tür çürük domates, yumurta her neyse işte, böylesi maalesef ahlaksızları ayıklamamız gerekiyor. Gereken de yapılacaktır diye düşünüyorum. Hep beraber görecüyük. Evet. Ben bu işin takipçisiyim valla. En sevmediğim hadiselerden bir tanesi. Muhabirlik dönemlerimde de çok yapılırdı bu mevzular. Evet. Ve olurdu da, hani gerekli işlem yapılır mı yapılmaz mı, ama işte onun peşine düşmek lazım. Büyük geçmiş olsun en azından. Üzücü bir durum. İnşallah bu çürümüşlüğü tez zamanda ortadan kaldırabilir duruma geliriz. Umarım. Yani ama artık herhalde doktorluk hayatı ve siciline eşlenen bu şeyden sonra en azından daha fazla rapor yazamayacak. Hasta tedavi etmediği ortada zaten kendisinin. Hadi. Geçmiş olsun. Şimdi Van'da yemek yiyen, evet, lokantada bir müşteri boğazına lokma kaçtı. Bu haberi biz birkaç kez verdik. Bu haber değil de buna benzer çok şeyi verdik. Nurettin Acar işletmeci Hemlik ya da onun deyimiyle Hemliş manevrasıyla olayı çözmüş arkadaşımız. Onu kendime doğru çektim. Hemşire hareketiyle 5-6 kez müdahalede bulundum. Manevranın adını karıştırdı ama hamleleri noksansızdı. Bu sayede hayat kurtardı. Sırtına da vurarak nefes borusuna kaçan yemeğin dışarı çıkmasını sağladım. Arkadaşlarıyla birlikte Van'daki lokantaya gelen müşteri yemek yerken bir anda ayağa fırladı. Nefessiz kalmıştı. Boğazını tutmuş, nefes alamıyor. Ölüm ile yaşam arasında gidip geliyor. O esnada ben nefes borusuna yemek kaçtığını zaten anladım. Arkadaşları, müşteriler, herkes dondu kaldı. Onların eli ayağına dolanırken lokanta sahibi Nurettin Acar hayat kurtaran o müdahaleyi yaptı. Hemşire hareketiyle 5-6 kez müdahalede bulundum. Yemeğin dışarı çıkmasına... İşte geçmiş bu olsun. Evet. Çok önemli bir şey gerçekten. Çok. O hemlik manevrasını, yani şu yumruğunla böyle değil mi? Biz birbirimize de göstermiştik. Yapmak lazım. Sırta vurmak değil. Ne yapmak? Sırta evet, dost olarak böyle. Hani kardeşim, helal olsun. Dostum, güneş tutulması var. Sevgilerimizi evet, hatırlatalım hakkımız istersen. Hakkımız hayırlısı. Evet, bir doğa olayıdır. Bakacağız bakalım neler olacak. Aynen, güneşe direkt bakmayın diyorlar. 12 ile 3 arası. Bizden söylemesi yarın görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.